Evet, sahanın tecrübeli isimlerinden biri olacak Josef de Souza ve birçok maçta zaten önemli bir oyuncu haline geliyor. Bu maçta da öyle olacağını düşünüyorum. Siz de az önce bahsettiniz zaten. Açıklamalarında o da aslında grubun favorisi yok dedi. Güveniyor, takıma da güveniyor. Zaten çok kısa sürede de takıma uyum sağlamış bir oyuncuydu geçen sezon. Grubun favorisi yok, tartışılır. Ama şu tartışılmaz. Yarın bence Beşiktaş için, yani bizim için en önemli oyuncu Evet. Josef de Souza. Yani Pjanic'in de önüne koyuyorum. Neden? Az önce Mehmet'in anlattığı sebepten dolayı. Pjanic elbette hani size beceri gerektiği anda ortaya Ortaya çıkacaktır. İşte çıkar paslarıyla, ama uzaktan şutlarıyla vesaire. Ama mücadele ve takımı ayakta tutma, o mücadele, takımı ayakta tutma görevini zaten Beşiktaş'a geldiği günden bu yana, birinci yılıymış bu arada. Onu da tebrik edelim. Beşiktaş'taki birinci yılını doldurmuş bugün itibariyle. Bu görev tamamen Josef de Souza'nın görevi. Çok iyi bir yardımcısı var. Atiba Hutchinson. Bu ikili hem Dortmund'un o temposuna karşılık verebilecek, hem de zaman zaman yükselen o pas ritmini, pas trafiğini kesebilecek yeteneklere sahip oyuncular, fiziksel devamlılığa da sahip oyuncular. Bence maçın kilit adamlarından bir tanesi. Zaten büyük maçların, Fenerbahçe'de oynarken de öyleydi. Büyük evet. maçların hep en kilit isimleri orta sahalar, ön liberolar olur. Josef geçmişte Fenerbahçe'de oynarken de, geçen Yine sezon önemli Beşiktaş'ta oynarken isimlerden de biriydi. büyük Kesinlikle. maçlara imza atmış oyuncudur. Çok kritik maçlarda kritik gollere imza atmış oyuncudur. Bu maçın da bence en kritik oyuncusu olacak. Yani geçen sezon bir Galatasaray'a golü var herhalde, değil mi? Galatasaray golü var. Bence şampiyonun kırılma maçında, Başakşehir Başakşehir maçında maçında golü var. 3-2 getiren gol. Yani buralarda çok kritik noktalarda devreye Gol girebilen bir oyuncu. haricinde de zaten oyunda Fenerbahçe'de bir çok Galatasaray etkili. deplasmanı golü var mesela. Fenerbahçe'nin son Galatasaray galibiyeti. Olabilir. Doğrudur. 2017 Yani Nisan. orada yine Josef de Tarihi Souza'nın değilim. milletin al. 22 Nisan. 23 Nisan'da bir gün sonra tatildi çünkü. O, yani resmi tatil oradan aklıma Bunları kalmış. bakmadan söylüyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Dikkatim dağıldı şu an. Aman Allah'ım. 2017. Evet, alkışlıyoruz Mehmet Özcan'ı gerçekten. Bir anda aklına, Ama hiç aklınıza gelmeyecek şöyle maçlar hikayesi geliyor. var. Volkan'la beraberdik hatta. Tabii Maçtan beraber. sonra da yemeğe gitmiştik, Aynen. hatırlarsın. Ne yemiştiniz? Onu da hatırlıyor musun? Çorbacıya gitmiştik. Evet. Volkan hatırlaması gerek. Coşkun'la beraberdik, Evet. Buradan selam olsun Coşkun abiye de. değil mi? Gerçekten çok, evet, Josef de Souza diyorduk. Evet, yani Fenerbahçe'deyken de, Beşiktaş'tayken de hep kritik gözüken işte derbiler, büyük maçlar. Mesela O Manchester United yüzden maçını zaten hatırlıyorum. akılda kaldı. Advokat dönemindeki. Orada da mesela mükemmel bir performans. Hani bu akşam içinde. Ben şey de şöyle söyleyeyim, Volkan'ı izlediğim kadarıyla. Yani Galatasaray'da ön libero izlediğim için. Josef'in farkı şu. Yani şimdi genelde ön liberonun stoperlerin arasına girdiğini görürüz. Ki ben bunu çok tasvip etmem, öyle söyleyeyim. Okan Yokuşlu'yu o anlamda çok beğenmem. Mehmet Topal'ı beğenmem. Josef'in farkı sağ ve sol bekin kademesine de çok giriyor. Tabii. Yani Çok hareketli, tamamen evet. daire çizdiğini düşün yani. Bayağı bir eksen etrafında. Artı Bana çok ön enteresan tarafa geliyor. da Hem destek. defansif hem çok ileride de görüyoruz. İşte zaten Tabii. gol atması haricinde hep bir oyunun içinde Josef de Evet, Souza. fiziği çok sağlam. Yani Kesinlikle. birebirlere girdiğin zaman müthiş bir Isı oyuncu. haritası diye bir Heh. istatistik var ya. Evet. O hani böyle Beşiktaş'ı kıyaslasak, bütün oyuncuların tek tek kıyaslasak, muhtemelen en kırmızısı Josef çıkar. Çünkü her Evet. yeri geziyor. Ya da en çok gezeni çıkar. Kırmızısı çıkar, yanlış oldu. Daha en sarısı çıkar. Çünkü en çok gezen oyunculardan bir tanesi. Bununla birlikte takımın mesafesini de ayarlıyor. Öne çıkması gerektiği anda. Çünkü oyuna çıkınca mecburen savunma da geliyor. Yani onu bir zincire Evet. bağlı gibi düşünürsek. Savunma da geliyor. Hani takıma nefes aldırması gereken anlarda bunları çok iyi ayarlıyor. Müthiş bir denge oyuncusu kısacası. Orta saha için. Brezilyalı olması dolayısıyla kişisel yetenekleri zaten var. Uzaktan şutu var. İşte ceza sahasında koşuları, hava toplarında, duran toplarda tehlikeli bir silah haline dönüşebiliyor. Bu maçta da inşallah bu saydığımız güzel özellikleriyle maç sonunda konuşuruz. Beşiktaş'ın golünü veya gollerine imza atan oyunculardan bir tanesi olur. Ya ben açıkçası transfer olduğu gün de çok şaşırmıştım. Hani Beşiktaş'a. neden Fenerbahçe ve Galatasaray? Çünkü o dönem Beşiktaş Elneny'yi bekliyordu herkes Beşiktaş'ta. Evet. Neden Galatasaray veya Fenerbahçe bu oyuncuyu düşünmüyor
düşünmedi. Galatasaray daha fazla maliyetli Etebo'ya aldı. Onu söyleyeyim. Etebo'nun Galatasaray'a bir yıllık maliyeti 2 milyon euro. Benim bildiğim Josef'in geçen sene Beşiktaş'a maliyeti 1,5 milyon euroya geçmedi diye biliyorum. Büyük bir hata, strateji hatası. Yani şu anda ligin bence en değerli oyuncularından bir tanesi. O dönem ama işte tartışılıyordu. Acaba işte eski Arap Yarımadası'ndan geliyor vesaire. Hem Arap Yarımadası'ndan geliyordu Melike, hem de bir senelik bir sakatlığı vardı Volkan. Evet. Bayağı bir devamlılığını kaybetmişti. Bende de soru işaretleri vardı ama Fenerbahçe performansını hatırlıyorum gerçekten. Fenerbahçe'nin kötü zamana denk geldi. Yoksa aynen, çok değerli performansı vardı. Yine o kötü zamana rağmen akılda kaldı. Özellikle Topal'la ikisi, Mehmet Topal'la birlikte. O biraz olumsuz hatırlandı ama. Ama yani ne olursa olsun onlar gittikten sonra da Fenerbahçe toparlayamadı. Tabii. Onların gitmesi sanki kurtuluş olacakmış gibi konuşuluyordu ama. Oysaki durum çok farklıydı. Oysaki durum çok Mehmet, daha kötüydü. Josef gittikten sonra kokulu sezonda Fenerbahçe hep düşme hattından çıkamadı. Evet. Hep o sezonki son 4 haftaya kadar sıkıntı yaşandı. Yani Josef ve Juliano'nun gidişine bağladık ama Juliano'dan ziyade Josef'in boşluğu da olmadı. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bir mesaj var Vedat Bey'den. Young Boys Manchester United'ı yeniyorsa Beşiktaş Dortmund'u neden yenmesin demiş. Bu arada evet 2-1 mağlup etti Young Boys Manchester United. Ama 10 kişi kaldı diyelim mi? Evet, onun da altını çizelim. Ronaldo'nun golü yetmedi Manchester United'a. Ama şunu söyleyelim izleyicimize. Demin Volkan söyledi. Alman takımları, ben Hollanda takımları, Avusturya ve İsviçre takımlarını da artık bizim üstümüze koyuyorum. Volkan yani eşleşmelerde zorlanıyoruz. Vallahi gelmeden Salzburg'u izledim işte. O santrforları mesela Ademiye ismini söyleyemedim. Penaltı aldı sürekli. 3 tane penaltı aldırdı. O mesela muhtemelen seneye Dortmund'a gider. Yani Avusturya takımı diyorsun ama yani ve yaş ortalaması ilk 11'inin yok, herhalde 22 çok falandır. Bir tane 35 yaşında bir oyuncuları var. Muhtemelen sen gitmişsindir. Sturm Graz'la yaşamıştım mesela Fenerbahçe. Elemişti ama tempo. Sturm Graz gayet iyiydi tabii mesela futbol olarak. Müthiş tempolu oynuyorlar. Ben izleyicimize şöyle katılmıyorum. Manchester United'la oynamayı tercih edebilirdim. Tabii Ronaldo geldiği için farklı konuşurum ama şu anda hani Ronaldo'nun son gün transferi olmadığını varsayalım. Ben Manchester United'ı tercih edebilirdim Dortmund'a karşı. Bu tempo bize ters geliyor. Yani bu Alman takımlarının düzenli oyunu, evet, ve yüksek tempolu oyunu bize biraz ters geliyor. Mesela Manchester United aynı tempoda uzun süre neredeyse 90 dakikaya varan bir şekilde oynuyor Dortmund. Benzer oyunu. Küçük küçük kopuşlar yaşıyorlar oyunda. Bence Manchester United daha fazla yaşıyor bunu. Ben öyle düşünüyorum. Tabii şimdi Ronaldo geldiği için farklı bir şey söylüyorum ama Ronaldo olmasa mesela oradaki farkı Ronaldo yaratıyor. Evet. Ya bence baktığında Dortmund daha komple bir takım. Bizi zaten hep bunlar bozuyor. Komple takımlar. İnşallah bunlar. 2017'deki Leipzig hikayesine benzer. Beşiktaş içeride dışarıda yenmişti ama tabii Leipzig'te Dortmund gibi bir camia değil. Öyle bir fark var. O taraftardan ve, çok etkilenmişler. Ve hakikaten şu anki takımlarımızın tamamı o dönemki Beşiktaş'ın güç olarak yakınında bir de değil. Ama şunu söyleyeyim sana Volkan, ya da katılmayayım diyeyim. Ön tarafta bence çok fark yok. Yani Pjanic, Tekçerya, Gezal, Larin, Batshuayi, yani kağıt üzerinde. Defansta bence tamam. 2017'de o gruptan namalip lider çıkan takımın defans hattı çok çok iyiydi. Kalecisi işte Fabri'den ön tarafına kadar. Orada Pepe gelmişti hatta sonra Marcelo yerine. O takıma itirazım yok ama bu takımda da işte ön taraf bence kötü değil ki. Ön taraf iyi. İyi hücum oyuncuları var ama komple baktığında bence güç olarak o döneme yakın ama o dönem seviyesinde değil. Ya da şöyle düşüneceksin. O dönemden bu döneme 4 sene geçti artık. 4 senede geçen futbolda biraz daha tempo, daha dinamizm istiyor. Bizde tempo düşerken onlar da yükselmeye devam etti. Öyle bir fark oluşuyor. Hakan Bey, Kyle Larin'in ilk 11 başlaması ile ilgili düşüncenizi merak ediyor. Ben mesela Volkan Josef dedi, bana göre de maçın kilit oyuncusu Beşiktaş adına Larin. Yani şöyle Larin'den bir sürpriz gol gelebilir. Niye diyeceğiz şimdi? Atiba, Josef, Pjanic bir üçlü yapacak. Orada bence Gezal da içeri kat edecek. Burada iş biraz sürpriz gollerde, sürpriz koşularda. Dortmund'un savunma arkasını kovalayacak Beşiktaş kontrataklarda. Batshuayi'nin de rakip stoperler üzerine çekeceğini düşünürsek ki Dortmund'un bence tek bize umut veren şeyi çok iyi bir defansı yok daha hemen. Kalecisi yeni benim bildiğim. Yeni transfer bu sezon Alman geldi. Alman takımların genelinde öyle bir problem var. Yani gol atıyorlar ama gol de yiyorlar. Ki hafta sonu maçında da yine aynı şekilde. Doğru. 3 gol yedi. Savunma çok yani. Benzer maç oluyor bu arada. Yani o Alman liginde hani sadece Leverkusen Dortmund'a has bir durum değil. Birçok maçta izleyebilirsin. Evet, aynı çok görüntüyü. Gollü maçlar oluyor. Öyle İtalya'daki gibi hani 0-0'a sürekli bağlanmış. Sürekli strateji ve taktik değil de sürekli tempo, sürekli alan değişimi. Yani
biraz daha farklı bir felsefe. Ben seviyorum o yüzden. Bunu Bundesliga izlemesi var. Daha keyifli. Evet, çok daha keyifli oluyor. İngiltere'den sonra artık ikinci sıra, ikinci sıraya Bundesliga evet, izliyoruz. Evet.